Sevgili izleyenler, şimdi sizleri iştah açıcı görüntülerle dolu geleneksel Türk lezzetlerinin adreslerinden bir tanesi olan Ayhan Usta'ya götürüyoruz. Memleketimden uzaktayım. Özlediğim yemekler var demeyin. Çünkü Ayhan Usta 35 yıllık tecrübe ve lezzetiyle sizlerin bu özlemini dindirmek için Paris'te. Geçtiğimiz hafta tadına baktığımız Ayhan Usta çiğ köftelerinden sonra bu kez de daha çok çeşit bulabileceğimiz Ayhan Usta'nın restoranına gidiyor ve kardeşi Gazi Aydın'la sohbetimize başlıyoruz. Sevgili izleyenler, Noazil Ösek'le röportajlarımız devam ediyor. Şimdi Ayhan Usta'nın kardeşi Gazi ile beraberiz. Gazi merhaba. Merhaba abi, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, nasılsın Gazi? Teşekkürler, siz nasılsınız? Kolay gelsin size de bu arada. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta çiğ köftenin tadına baktırmıştık. Bu hafta da Noazil Ösek'te şubenizdeyiz. Şubelerinizden bir tanesindeyiz. Gazi, öncesinde seni biraz böyle kısaca tanıyalım. Ayhan Usta şubeleriyle ilgili bilgiler verelim. Sonrasında da çiğ köfteyle ilgili tekrar konuşacağız, olur mu? Evet. Biz ortalama 5 seneden beri Paris'te, Noazil Ösek'te ki dükkanımıza gerek lahmacun, pide, çorbamız var. İşkembe ve mercimek olarak kahvaltı çeşitlerimiz var. Poğaçalarımız, böreklerimiz var. Türkiye'deki bütün geleneksel lezzetlerimizi biz sizde bulabiliyor muyuz? Aynen öyle. Zaten tamamıyla Türkiye geleneksel yemekleri, lezzetleri. Evet. Buraya kadar gelip de çiğ köftenin sırrını sormazsak olmazdı elbette. Sizin bir de iddialı olduğunuz bir konu daha var. Çiğ köfte. Evet, tabii ki. Zaten çiğ köfte sizin de bildiğiniz gibi Urfa'nın önemli bir lezzeti. Ve Urfa'nın da en geleneksel yemek tatlarından biri, öyle diyelim. Yemek demeyelim de, çünkü kimi insanlar çerez olarak, kimi insanlar yemek olarak misafirliklerde ve güzel ortamlarda güzel bir lezzet, güzel bir tat olarak yenilen bir artık yemek mi deriz, çerez mi deriz? Atıştırmalık mı deriz? Evet, atıştırmalık mı deriz? Bunun sırrı öncelikle ellerde, marifet ellerde. Bir, ikincisi de marifet tabii ki kullandığınız baharatlardan. Biliyorsunuz, sizin de bildiğiniz gibi çiğ köftenin Urfa'nın özel bir lezzeti, Urfa'ya has özel bir lezzet olduğu için tabii ki oranın da kendi has baharatları olacaktır. Bunun kullanılan salçası, baharatları, tabii ki bunlar bizimki, biz tamamen hepsini Urfa'dan getirerek. Urfa'lardan buraya getiriyorsunuz. Tabii ki özel Urfa'dan getirerek bu lezzeti vermeye çalışıyoruz. Ki sağ olsunlar, insanlar da bildiğimiz kadarıyla, sorduğumuz kadarıyla, sizin vesilenizden gördüğümüz kadarıyla bayağı memnunlar, sağ olsunlar. Canımız çekti dediğinizi duyar gibiyiz. Çiğ köfte severler duydunuz. İşin sırrı Urfa'ya kadar uzanıyormuş. Sadece çiğ köfte değil, diğer lezzetler için de aynı şey geçerliymiş be. Öncelikle şunu söyleyeyim, bizim dışarıdan ithal hiçbir şeyimiz yoktur. Tamamıyla hepsi kendi el becerilerimiz ve kendi yaptığımız şeyler. Mesela lahmacunumuz, pidemiz, tatlılarımız, poğaçalarımız, hepsini kendimiz yaparız. Hiçbir zaman dışarıdan ithal bir mal getirip de hazır oraya koymayız. Bu bizim nasıl söyleyeyim, bir özelliğimiz. Dışarıdan hiçbir mal getirmeyiz. Yani bizde görebileceğiniz her şeyi, lahmacunundan, pidesinden, kahvaltısından, poğaçasından, özellikle de çiğ köftesinden, lahmacunundan, hepsini kendi el becerilerimiz ve kendi bize has, Urfa'ya has olan lezzetlerimizden yaparız. İşiniz zor diyoruz ve Gazi Bey başlıyor bu kez işin zorluklarını anlatmaya. Tadına doyamadığımız bu lezzetler, bakın ne zorluklarla hazırlanıyor. Aslında hiç de kolay değil, değil mi? Hani belki buradan bazı izleyicilerimiz, işte Urfa'dan salçayı, biberi, malzemeyi getiriyorlar burada, yoğuruyorlar, yapıyorlar, sunuyorlar. Ama bu işin arkasında, ben çok yakından biliyorum, o kadar da büyük bir emek var. Siz gece 3'lerde, 4'lerde kalkıp işbaşı yapıyorsunuz. Muhakkak ki bizim, şöyle söyleyeyim, biz sabah 6'da ayaktayız, eve en vardığımız saat 9. En erken vardığımız saat 9. Şöyle söyleyeyim size. Bu bizdeki malzemelerin, yani bizdeki ürünler daha doğrusu, hiçbiri işte ya bugünden yapayım da yarına hazır olsun, aman hemen gelir başlarım diye bir şey yok bizde. Bizde gelinir, her şey tek tek taze bir şekilde doğranılır, yapılır. Çiğ köfte yoğrulur,
İçindeki salatasına kadar günlük yapar. O şekilde insanlara hizmet ederiz. Çünkü biz sizin de bildiğiniz gibi ki sağda solda marketlerde bile çiğ köfte vardır. Bunu biliyoruz. Ama bugün bir taze çiğ köfteyle bir hazır çiğ köfte bir olmaz. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Zaten insanların da bizdeki en sevdikleri özellik bu. Günlük ve taze ürün. Bunu tabii ki sağlamak bu kadar da kolay değil. Son olarak Ayhan Usta'nın yapımı zahmetli, yemesi keyifli çiğ köftesinin tarifini almak istiyoruz. Fakat bu sefer de bizim işimiz sandığımız kadar kolay olmuyor. Gazi, bu kadar güzel mesajların arkasından ben sana çiğ köfte nasıl yapılır tarifini sorsam anlatır mısın? Yoksa bu sizin mesleki sırrınız mı? Evet, sizin de söylediğiniz gibi tabii ki herkesin bir meslek sırrı vardır. Çiğ köftenin nasıl yapıldığını herkes zaten az çok bilir. Şimdi benim bundan sonraki anlatacaklarım kendi kişisel sırlarımız. Onu da anlatmam bence pek doğru olmayacak diyorsun. Evet. Bırakın bize kalsın diyorsunuz evet, o da. Peki, buradan Noazil Ösek'ten, şubenizden, buradan bizi izleyen Eurostar Bonjour programı izleyicilerine mesajın var mı Gazi? Şöyle bir şey söyleyelim. Biz müşterilerimize daha kaliteli, daha iyi hizmet verebilmek için cumartesi ve pazar günleri çiğ köfte standı açıyoruz. Nasıl bir hizmet verdiğimizi daha iyi görebilmeleri için herkesi beklerdim.